Peki, perde pilavlarımız hazır. Arda, sen mi kesersin? Ben keseyim. Kesicim. Böyle başlayalım. Şuraları güzel olur. Kupkuru değil. Ya. İç pilavı lezzetli. Hamur bütün olarak dıştan tutmuş. Birazcık kalın açıldığı için içi ve tabanı hafif çiğ kalmış. Genel yorumum bu. Hamur çok lezzetli. Bir kurabiye kadar lezzetli. Ve içindeki pilav da ideal demlenmiş. Evet, ıslaklığı güzel. Evet. Biraz daha küçük. Kabın tamamını tam doldurmamış gibi bakıyoruz. Şöyle. Buyurun efendim, şöyle keseyim. Ve tabağımızı alalım. Şöyle çevireyim ya, siz rahatlayın. Evet. Pilav dökülmüyor. Evet. Birazcık yapışmış gibi. Ama. Bakıyorum. Islaklığı kötü değil. Aroması da güzel. Sıcak. Pilavın kıvamı, rayyası, aroması güzel. Islaklığı da hoş. Hamur bir önceki gibi dıştan güzel. İçi. Bunun da birazcık daha kalın olduğundan dolayı hafif bir iç kısmından bir parçacık daha çiğliği var. Sonucu iyi, ipe iyi yaklaşmaya, finale iyi yaklaşmaya çok yaklaşmış bir ürün. Eğer kıyaslamayacak olsaydık olmuş derdim. Fakat bunun pilavı biraz daha fazla demlenmiş ve daha güzel ve hamuru biraz daha lezzetli. Ama bu da genel değerli toplu. Genel pişkinliği hamur olarak ondan daha iyiyim sanki. Burada ufak tefek iş kazaları var. Olmuş gibi kadarıyla. Değil mi? Evet, bir keselim. Evet, şöyle kesiyorum. Hamur biraz fazla dağılıyor. Hamurla biraz fazla oynanmış. Bundan dolayı tutmamış ve kırılmış. Büyük ihtimalle kırıldığından dolayı da içine fırın havası biraz daha fazla girdiğinden birazcık pilavı hafiften bir kurutmuş. Değil mi? Aynen. Aynen. Pilav biraz su kaybetmiş. Onun için kuru ve hafif çiğ kalmış gibi. Hamurda tek parça olarak zaten gördüğümüz gibi olmamış. Lezzet olarak da tabii el lezzeti olarak hafif farklar var. Burada pilavda bir baharat dokunuşu var. Var fakat tuz eksik. Yani belki de tam pişmediği için bir basamak lezzette geri kalmış diye düşünüyorum. Hamur çalışması da yerleri gibi evet bütün çıkamamış.